Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Beyond Köftesi Salı'nın 34. bölümüne hoş geldiniz. Evet. Bölüm arası ne yaptın diye soracak olursan biraz şunları taşıdım. Biraz Redstone ve Iron topladım. Şu arkadaş çok güzel yardımcı oluyor. Bunu upgrade etme yolunda biraz ilerledim. Hatırlarsanız önceden şu an Diamond Blue'un olduğu, pardon, Diamond Ore'un olduğu yerdeydi. Gözüken hizada. Fevzi burada. Ha, Reha'nın lagıcı. Evet. Bunun yanı sıra şunların hepsine soulbound koydum. Yapma şeklimde Reha'nın evindeki Disenchanter'ı kullanmaktı. Disenchanter bunlardan bir adet rastgele enchant çıkarttı. Bunları biraz damage'lı bıraktı. Bunlar elime geldiği anda şu mana mirror'dan direkt geri şarj oldular. Bu arada şunun seviyesini atlatmayı göstereyim size. Not şu an A seviyesinden S seviyesine gelene kadar herhalde bir 10 tane falan mana pool bitirmiş olabilirim. Aklınızda bulunsun yani. Evet. Bunlar kısaca bu şekilde upgrade ediliyor. Update değil, upgrade. Bunun yanı sıra yaptığım başka bir şey. Şunu gösterdim mi bilmiyorum ancak. Şunun altını döşedim. Unutmadan şu mana pylonlarda, hatta şuradan göstereyim. Bakın. Works as an infusion stabilizer. Yani infusion'ı stabilize etmek için kullanılabiliyor. Ayrıca bu da aynı şekilde, o da aynı şekilde. Aynı zamanda floating uçan çiçekler de o işe yarıyor. Ve ayrıca şu Arcane Abacus. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız, bu arada yapılışı tam olarak bu. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız, Infusion Stabilizer durumunu test ediyor ve şu an 30. Bayağı güçlü bir stabilizasyon var. Ayrıca bir denge, bir asimetriklik varsa asimetrikliğin nerede olduğunu gösteriyor. Şunun simetriği yok. Şu an bize bunu söylüyor. Bunu geri koyduğumda gördüğünüz gibi her şey gayet düzgün. Ve bölüm arası yaptığım başka bir arkadaş daha. Bunlar. Deep Storage Unit. Deep Storage Unit nedir diye soracak olursanız, 2 trilyon item depolayabilen bir arkadaş kendisi. O yüzden çok fazla olacağına emin olduğum bazı şeyleri Deep Storage Unit'lerde depolayacağım. Yapılışı bu şekilde. Şimdi buraya yerleştirdim ve bu Cell Workbench nedir diye soracak olursanız, gördüğünüz gibi bunları programlamamızı sağlıyor. Bu sayede mesela bu storage cell'e şu itemlar dışında hiçbir şey giremez demek oluyor bu. Şunu ise tamam, buraya bu ME chest nedir diye soracak olursanız, gördüğünüz gibi bu storage cell'e erişmemizi sağlıyor. Bunu yine programlarken kullanıyorum. Şu da aktarmak için bir chest. Evet, basitçe burası bu şekilde. Aşağıdan aç. Ha, şunu gösterdim mi bilmiyorum ancak buraya bir adet white lamp koydum yanına. Bu sayede şunlar açık olduğunda burada bir adet ışık yanıyor. Kendime daha iyi bir belirteç. Ve gelelim. Şu asansöre bayılıyorum. Bunları da buraya dizdim. İlk olarak Applied Energy Six hakkında ufak bir detay var. Pek çok makine birer kanal kullanıyor. Ve bunu ölçmenin güzel bir yolu... yanlış alet. Networking Tool. Bunun için bize bir adet... Bu arada şunları yaptım, onları birazdan göstereceğim.
başka ne lazımdı? Sartre Square. Quartz Range. Sen. Chest. Chisel değil, chest. İsimleri ben... İkisi de C ile başlıyor ama... çok alakasız iki şeyler. Bir saniye, burada zaten quartz'ım varmış. Neyse. Biraz da bunlar gelsin. Hepsini çevirdim de o yüzden. Şimdi sen gel, sen gel, sen gel ve sen gel. Ve networking tool. Ve bu sayede gördüğünüz gibi network'ün durumunu da görebiliyoruz. Kaç EU kullanıyor? Tüm network'ümüz 11 EU kullanıyor. Ve ardından başka bir arkadaş daha. Smart Cable. Size Smart Cable'ı göstereceğiz. Onun için bir adet Covered Cable yapmanız lazım. Cable'lar gelin. Ardından yukarıdan Wool'lar gelsin. Uçabiliyorum biliyorum ancak şu çok daha cool. Ardından bir tane Smart Cable yapacağım şimdilik. Yalnız şunların hepsini Covered Cable'a çevireceğim. Çünkü Covered Cable'ları daha çok seviyorum. Ardından Redstone, Glowstone. Sonrasında da şunu bir kaldıracağız. Buraya Smart Cable koyacağım. Gördüğünüz gibi kaç tane kanal kullanıldığını görüyoruz. Şu an 3 tane kanal kullanılıyor. Bir net ve bu da 1, 2, 3. Kanallar sadece storage özelliğini yani itemlar içi arası iletişim kuracak makineleri kapsıyor. Yani bu hiçbir şekilde kanal harcamıyor. Bu sadece enerji kullandığı için gene hiçbir şekilde kanal harcamıyor. Bu hiçbir şekilde kanal harcamıyor. Bu da hiçbir şekilde kanal harcamıyor. Fakat diğer yandan şu kullanacağımız şeyler, orada siz gelin. Interface, Storage Monitor, Storage Bus. Bunların hepsi itemlarla alakalı bir iş yaptıkları için kanal kullanıyor ve Quartz Fiber senden yapmamız lazım biraz. Senin yapımın. Ve bize glass lazım. Glasslar yukarıda. Bu sefer uçacağım. Bunları en kısa sürede geri bağlamak istiyorum. Evet, şimdilik bu işimi görür. Ve size basitçe bunlardan nasıl veri okuyacağımızı göstereceğim. 1, 2, 3. Bildiğiniz gibi, Darsu, eğer benim Applied Energetics tanıtımımı izlediyseniz ya da hali hazırda Applied Energetics'e alışkınsanız, bunlar, bu arada, yürü de bir şey yapacağım. On tane Smart Cable yapayım bir. Dursunlar kenarda köşede. Beraberinde bir şuraya, renklendirmek de gerek, onu hatırladım. Ve bu arada bunları wrench olarak kullanabiliyorsunuz. Ve kabloları renklendirmek için bu yöntemi kullanabiliriz ya da neredeydin sen? Senin için bir adet 4K storage gerekecek. Yani bunun anlamı. (Gülüyor)
Üç tane senden. Üç. Ardından. Ve bir, iki. Yukarıyı tamamladığımda bunları komple taşıyacağım buraya. Evet ve ardından storage. Tabii ki de fluid stats lazım. O zaman hadi bize 4 tane fluid stats ver. Aa yok. İlla bunu yapmamız gerekecek. 2, 4. Teşekkürler. Ardından bir adet de quartz glass. Quartz glass. Ve ardından sen gel. Teşekkürler. Ve son olarak formation plane ve onun için gene quartz glass lazım. Ben 16 tane yapayım şunlardan. Tabii bunu otomatiğe bağladığımızda her şey çok daha kolay olacak. Şimdi sadece bir tane ihtiyacım var. Ve bir tane de sana. O zaman sevgili Formation Plane. Formation Core, pardon. Formation Plane nereden çıktı? Ve voila. Ve seni buraya atıp şarj ediyoruz. Ardından yapmak istediğim bir şey daha var. Reha'dan bir şey ödünç alacağım. Duvar unutmadan Reha Ay'a çıktı. Ben de biraz dolaştım orada. Ve Ay'la alakalı biraz işimiz var. Onları ilerleyen bölümlerde yapacağız. Bakın başka bir şey var mı burada? Yok. O da şey, manayla aref üretme yoluna gitmişti. Sanırım ondan vazgeçmiş. Evet. Bu arada şunu bir an aşağıda unuttum zannettim. Şu yolu da bir ara tamamlayacağım. Şimdi. Matter. Gördüğünüz gibi bunları boyayabiliyoruz ve şimdi çok fazla ihtiyacım yok. Ardından renkler şuradaydı çünkü. Red, green, red, lime. Tamamdır. Bunlar uygun renkler. Bir renk daha kullanabiliriz. O da ink. Ve bunları dolmuş buraya atıyoruz. Şunları bu şekilde dolduruyoruz. Bunu atabiliyor muyuz? Hayır. Evet. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde rengini değiştirebiliyoruz. Yapmamız gereken şey basitçe 4. Tamamdır. Evet, bir de şuralara sen beyaz, beyaz.
Lime, lime. Hangi renk sen? Gri ve light gri. Evet. Basitçe bunları bu şekilde yerleştiriyoruz ve beraberinde ortadakilerinin bir renge ihtiyacı yok. Evet. Bu şekilde bunları buraya diziyoruz. Ve beraberinde kaç tane daha storage hedefe ihtiyacım var? 1 2 3 4 alma 4 6 dur 10 16 22 Biz 32 tane craft edelim. Evet, 32 tane storage bus. Size alt network'lere girişeceğim bu bahaneyle. Interface, storage bus. Evet. Şimdi buraya bir adet interface'e ihtiyacımız var. Ve beraberinde şuraya da bir storage bus'a. Ve aynı şekilde interface, storage bus. Interface, story, yanlış yer. Storage bus. Ve bu sayede bunlar birbirlerine bağlandılar. Kısaca özetlememiz gerekirse, burası bunlardan 6 kanal kullanıyor. Buradan itibaren ise bu ise bir kanal kullanıyor ancak o bir kanal bütün bunlara bağlı. Yani alt network olarak bağlılar buna ancak yapmamız gereken bir önemli nokta. Öncelik. Hepsine yüksek bir öncelik vermemiz lazım. O yüzden direkt 1000'i çakıyorum alt networklerin hepsine. Ve benzer bir şeyi burada da yapacağız. Interface. Evet, bir adet 8 kanallı network oluşturduğumuz için ve şunları da şöyle bağlayalım. Evet ve bir başka yapmamız gereken iş ise bunları buna programlamak. Bu sayede bu itemların her daim buraya gitmesi gerektiğini bilecek. Özür dilerim. Sen de gel. Bu arada bir şey merak ediyorum. Bunları okuyacak mı? Hayır, okumayacak. Yumurta. Kill. Quite clear glass. Bu şekilde bunlar ayarlanılıyor. Bu arada bazılarına void özelliği koydum. Yani o aklınızda bulunsun. Tamam. Tüy. Ve yapmamız gereken son şey ise bunu gelip geçici olarak bu arada merak ediyorum bunlar hatları aktarıyor muydu? Hayır, aktarmıyordu. O zaman voila. Şimdi bir saniye, ters bir şey mi var? Interface, storage bus,
Ha doğru. Çok önemli bir şey unuttuk. Bir dizi siyah kablo yapalım. Ya dur, siyah değil. Şunu kullanalım. Mavi kablo. Bu mavi kablolar ne için kullanılacak diye soracak olursanız, çok basit bir şey için kullanılacak. O da enerji aktarımı. O yüzden bunları yaptık. Çünkü bunlar sadece enerji aktarabiliyor. Valla. Gördüğünüz gibi hepsi 8 kanalın 8'inde kullanıyorlar. Artık cobblestone'lar, bonlar, rotten flesh'ler, wool'lar, evet, hepsine erişebiliyoruz. Niye? Ha. Tabii şunları bir şekilde gizlememiz lazım. Değil mi? O zaman cutting knife. Stick. Niye? Ha. Laboratuvar blok. Senden bir tane daha lazım. Dayı, büyük bir sıkıntıları olduğunu hatırladım. Multiblock desteklemiyorlar. No! Bakayım şunlar multi şey connected textures destekliyor muydu? So. Hayır, bunlar da desteklemiyordu. O zaman no diyoruz. Sen geçici olarak çık bir. Sağlık olsun. Başka bir yol buluruz artık oraya. Zaten bunların çoğu ayrı hatlara geçecek. Evet, şunları da şöyle koyalım. Ve sırada bu arkadaşlar var. Bu arada bunların bir güzelliği, kırıldıklarında inventory'lere gitmiyor. Ve bunları buraya yerleştireceğiz. Bir tanesi şuraya gelsin. Ve ardından biraz daha kaplı yapmamız gerekecek. Şuralara smart cable koyuyorum çünkü biraz renklensin. Bunları komple renklendireceğim. Çünkü ufak bir güzellik var. Valla. Evet, böyle bir güzellik var. Ve yapmamız gereken diğer bir arkadaş ise
Aslında bir saniye. Şimdi aklıma geldi. Bunların renkli olmasına gerek yok. O zaman sevgili Cable'lar. Quartz Fiber. Evet ve bir şeyleri craft etmeden önceki quartz fiberlarımı craft ettiğim için abuk bir achievement aldık. Siz de gelin. Siz de gelin. Şöyle. Gaplanın. Şikirlir. Neticede quartz fiberlar bunları birbirlerinin network'üne bağlanmaktan alıkoyuyor. O yüzden hiçbir esprileri yok. Storage bus. Hayır. Gene hayır. Bu arada bunları enerji için bağlamanın bir başka yolu var mı onu düşünüyorum. Aklıma bir yöntem geldi. Hatta çok güzel bir yöntem geldi. O yüzden bu yöntemi kullanacağım. Bunlar için en azından. Özür dilerim. Beni ciddi anlamda bir gıcık tuttu. Storage bus. Interface'lerim nerede? Çünkü aşağıdılar. Interface. 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 Storage bus, storage bus. That's good. That's good. Bu arada bunlar da yukarıdan bağlanacak sonradan. Ya da başka bir yöntemle bağlayabilirim sonradan. Enerji için. Oh. Problem. Biraz daha quartz fiber. Aynı kapıya çıkıyor her halükarda. Her halükarda iki tane olması gerekecek. O zaman iki satır olmaları gerekecek. O zaman çok uğraşmadan storage sen priority'ni bin yap. Ardından interface sen de buna dönüş. Sonrasında da storage bus'lar. Bu storage bus'lar onların önceliğe ihtiyacı yok.
Anne Pearl'ü okudu. Seni okudu. Seni okudu. Seni okudu. Seni okudu. Black Grant'i okumadı. Black Grant'imiz kalmış mı peki? Ha yok, okumayacak. Zaten o zaman onu biz elle ayarlayacağız. Ki zaten önemli bir kısmını elle ayarlamamız gerekecek. Ardından interface, storage bus ve voila. Sonrasında da şu ve şu. Bu da voila. O zaman evet. Gunpowder. Ve voilà. Bence gayet güzel oldu. Ve bunlara bir şey yapmamız lazım. O da yanlış. Wrench ile sağ tıklamamız lazım. Shift'e basmadan. Bu sayede kazara başka bir item'a tıklayıp bunu değiştiremeyiz. Evet. Şu tarafa da drive'lar gelecek. Şimdilik bir tane drive kullanıyoruz. Onun sayısı bayağı bir artacak. Ve yapmam gereken bir önemli bir iş daha. O da sevgili ayrımlar. Bir dört tane fazladır ama uygundur. Biz bu 12 tanemizi koyalım. Bu şekilde bir dekorasyon düzenleyeceğiz buraya. Evet. Siz de gelin. Ve burası buradan, buradan ve buradan devam edecek. Yani şuraya biraz storage bus koyalım. Sen de priority'in olsun. Bir de interface'i şimdiden koyalım. Buraya daha DSU'lar gelecek. 6 tane daha. Ve ondan sonrası tamamen yukarı doğru devam edecek. Evet. Ve bölüm de bu şekilde bitti. Depolamamız da aynen bu şekilde olacak. Size bir bölümde subnetworkleri ve depolama için kullanacağımız yöntemi, bazı şeyleri depolamak için bunlar tek sayıda çok şeyler için olacak. Geri kalanları voila disklerde. Bundan artık şunları bu şekilde disklere atabilirim. Hiçbir sorun yaşamadan. Bunları da. Ama şunları koymayacağım. Onlara ayrı bir çözümüm olacak. Ve gördüğünüz gibi ilk olarak bu diske dolacaklar. Sonra buna. Çoğunu muhtemelen yakın zamanda 64'e upgrade edeceğim. Ama önce bolca gold bulmam lazım. Ve gold demişken ona bir sonraki bölümde girişeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.